Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde çemberin elemanlarının ikinci videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Kirişten ve kesenden bahsedeceğiz. Önemli bir video dikkat edin. Peki bunların pdf'lerini nereden bulacaksınız? Açıklama kısmında link var oraya tıklayın başlıkları zaten görürsünüz tamam. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde kiriş öncelikle bir tanımını verelim. Çok önemli şeylerden biri yani kirişi biz çemberde çok kullanıyoruz lütfen dikkat et. Tanım neymiş? çember üzerindeki farklı herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş adını veriyoruz. Evet bir çember üzerinde kiriş deyince yani duvardaki kiriş aklımıza geliyor değil mi? Şöyle birleştirince buna kiriş adını veriyoruz. Ya da şu bir nedir arkadaşlar? kirişler? Çemberdeki çap da ne oluyor hatta? Şu da bir kiriş oluyor. Kiriş dediğimiz şey bu. Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçası. Bak doğru parçası. Unutma bırak. Hadi bakalım. Şimdi kirişin özelliklerine bakalım. Kirişin özellikleri. Merkezden kirişe inilen dikme kirişi ortalar. Arkadaş ben buna bir yıldız atıyorum. Benim anahtar kelimelerimden biridir. Hatta bunun yanına ok çıkart yaz. Merkez varsa kiriş varsa çek dik diye çok bağırarak soru çözeceğiz arkadaşlar. Ben bağırarak çözeceğim. Siz de alışacaksınız. Anahtar kelime. Siz de bunu bağıra bağıra çözün. Evet gerçekten. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ortalar. Ya da merkez varsa kiriş varsa çek dik. Hocam niye ortalıyor? Bak ispatını yapayım şurada. Şimdi arkadaşım şuradan kirişe dik çizdin ya sen. Bu ortalamak zorundadır. Sebep. Çünkü en etkili yarıçap yarı çap çizmek değil miydi? Evet hocam. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap. E yarı çapları çizince hocam ikiz kenar üçgen oldu. Aa ikiz kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için Burada merkezden kirişe indirilen dikme ne yaptı? Kirişi iki eşit parçaya böldü. Aynısı burada da ispatını yapabiliriz şöyle. Hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. İkiz kenar oldu. İkiz kenarda çizilen yükseklik nerede olursa olsun kiriş. Merkezden kirişe dikme çizdiğimiz zaman ne oluyormuş? Gerçekten de iki eşit parçaya ayırıyormuş. Yazdın mı buraya? Yaz. Merkez varsa kiriş varsa çek dik. Bağıra bağıra çözeceğiz arkadaşlar. Tamam. Şimdi ikinci özelliğe bakalım. Birincisi çok önemli. Birincisini çok kullanacağız gerçekten. İkincisi ne demiş? Eşit uzunluktaki kirişlerin merkezleri olan uzatları birbirine eşittir. Hmm. Eşit olan kirişlerin merkezleri olan uzatları eşittir. Ben bunu şurada göstereyim. Şöyle çizerek göstereyim. Şurada daha da büyük çizeyim şöyle. Hop. İki tane eşit kirişim varsa. Mesela bir bu kiriş bir de bu kiriş varsa. Bunlar birbirine eşitse eğer. Şöyle çizdik. Bunlar birbirine eşitse eğer hatta şöyle çizeyim de. Heh. Bunlar birbirine eşitse eğer ne oluyormuş arkadaşlar? Kirişlerin merkezler olan uzakları da birbirine eşit oluyormuş. Arkadaşım merkez varsa kiriş varsa ne yapıyorduk? Çektik. Çektik. İki eş parçaya böldü mü? Böldü. Hocam şu da iki eş parçaya böldü. Bu da iki eş parçaya böldü. Yani buraya a, -A dersem bu iki A ya bu da kirişlerde eşit olsun diyoruz. Eşit kirişlerden bahsediyoruz. Bu da AA. En etkili silahımız yarıçapı çapı çizecek olursak Al sana yarı çap. Bu R. E Buradan etkili silahımızı yarı çapı çizecek olursam bu da R. Aa, hocam pisagor bağıntısı. Bu da pisagor bağıntısı. Dikkat. Şurası ne oluyor? Hocam kare kök içinde R kare eksi A kare oluyor. R kare eksi A kare oldu. Hocam buradaki pisagor bağıntısından burası da kare kök içinde R kare eksi A kare mi oldu? Evet. Aa, ne çıktı? Gerçekten de kirişler eşitse bu kirişlerin eşit uzunlukta kirişlerin merkezleri olan uzakları da bakın şu uzunlukta da şu uzunluk ne olmuş oldu arkadaşlar? Birbirine eşit olmuş oldu. İspatını da yaptık mı? Yaptık. Zaten bu şekilde bunlar böyle aklınızda yani kalır büyük ihtimalle. İspatını yaptıktan sonra kalır. Ama kalmasa da sıkıntı değil. Sen zaten buradan bu işlemlerle sonuca ulaşırsın. Sonra üçüncü özellik. Üçüncü özellik bu şekil üzerindeymiş. İlk özelliği ben burada ispatladım ama şunu sileyim. Bak ne diyor şimdi? Bize diyor ki Üçüncü özellikle. Eğer diyor OE uzunluğu OF uzunluğundan büyükse ABCD'den daha küçüktür. Evet ABCD'den daha küçüktür. Allah Allah. Terimsel olarak baktığımız zaman sanki biraz e, sıkıntı var gibi. Ama terimsel bakmayalım. Ya matematiksel bakmayalım olaya. Şimdi arkadaşlar çemberdeki bir sürü kiriş var. Öncelikle onu şey yapayım. Bak bu da bir kiriş. Bu da bir kiriş. Hatta çapta bir kiriş değil mi arkadaşlar şöyle? Evet çapta bir kiriş. Aa, bu da bir kiriş. Bak ne oldu? Kiriş daha da küçülmeye başladı. Bu da bir kiriş. Bu da bir kiriş. Aa, ne oldu o zaman? Hocam çaptan uzaklaştıkça kiriş küçüldü. Çapa yaklaştıkça kiriş büyüdü. Hatta burada da en büyük kiriş, çemberdeki en büyük kiriş çaptır diyebiliriz. Burada yazılmamışsa lütfen şuraya bir not olarak yaz. En uzun kiriş çaptır. E o zaman ben buradan bu yorumu anladım. Zaten kirişleri çizerek de gördük gördüğünüz üzere çembere pardon çapa en yakın kiriş daha da ne oluyor büyük oluyor arkadaşlar. O zaman buradan dolayı artık şu yorumu yapabiliriz. Bakın şimdi OE OF'den daha büyükse OE OF'den daha büyükse yani AB kirişi çapa daha uzaksa e çapa daha uzaksa AB kirişi CD'den ne olmak zorunda arkadaşlar? Küçük olmak zorunda. Çünkü çapa daha uzak olduğu için ya da CD çapa daha yakın olduğu için CD daha büyük olmak zorunda. Ya da bunun tersi. Mesela bunun tersi ne? OE küçüktür. OF ise böyle bir şeyle karşılaşırsak ne olacak? AB ile CD arasındaki ilişki nedir? Ben eğer OE'yi daha da küçültürsem çapa doğru yaklaşacak. Çapa doğru yaklaştığı için de AB'nin de ne olması lazım? Büyüktür olması lazım. Şimdi tekrarlayalım. Çemberdeki en büyük kiriş neymiş? Çap Çapa yakın olan kiriş daha büyük oluyor. Çaptan böyle uzak olan kiriş de ne oluyor? Daha küçük oluyor arkadaşlar. Bu söylediğim cümleyle şu matematiksel terimi unutun. Bu yorumu yaparaktan sonuca daha rahat bir şekilde ulaşırsınız. Evet. Dördüncü özellik. Çember içindeki bir noktadan geçen en uzun kiriş çaptır. Evet. Çemberdeki en büyük kiriş çaptır arkadaşlar. Bunu zaten biraz önce söyledim. Yazın demiştim ama yazmanıza gerek yok. Neyse. Beşinciye bakalım. Çember içindeki bir noktadan geçen en kısa kiriş de o noktadan geçen çapa dik olan kiriştir. Arkadaşlar şunu yuvarlak içine alalım. Sorusu geldiğinde de şey yapalım. Hatta burada açıklayayım ben size. Dur. Evet. Açıklamasını şurada yapıyorum gençler. Şöyle. Çember içindeki bir noktadan geçen en kısa kiriş o noktadan geçen çapa dik olan kiriştir. Arkadaşlar bu noktadan geçen çapı çiz böyle. Çapı çizdin ya, bu çapa işte merkez burası o. Bu çapa dik olan kiriştir arkadaşlar. Şöyle şöyle. Hatta biz bunu şöyle de söyleyebiliriz. Çember içindeki bir noktadan geçen en kısa kiriş tam böyle o nokta orta nokta olan kiriştir de diyebiliriz. Parantez içinde de yazabilirsin. İşte çember içindeki bir noktadan geçen en kısa kiriş o noktadan o noktayı orta nokta yapan kiriştir diye yazabilirsin. Dediğimi de unutma. Evet bununla ilgili sorulara geleceğiz. Hatta bu özelliği yine vurguladığımız bir yer var. Oraya geldiğimiz zaman da buna da şey yaparız. Benim için önemli olan şey. Arkadaşım merkez varsa kiriş varsa çek dik en önemli yer bu. İkincisi neymiş? Şuradaki yorum. Çapa yaklaştıkça ne oluyor? Kirişimiz büyüyor. Çaptan uzaklaştıkça kirişimiz küçülüyor. Çemberdeki en uzun kiriş çaptır. Ve şu uzunluklarda birbirine eşitse eee merkez olan uzaklıkları da ne oluyormuş? Birbirine eşit oluyormuş. Evet Konu anlatımı bitti mi? Bitti. Bir de şunu da söyleyelim. Çember içindeki bir noktadan geçen en kısa kiriş o noktayı orta nokta yapan kiriştir. Hadi şimdi sorulara bakalım. Şunu sorusu geldiği zaman daha da detayına gireceğim. Şimdi ne yapmış bakalım burada? Şekilde verilen o merkezi çemberde diklikler verilmiş. Sonra 4 verilmiş, 3 verilmiş. Çemberin yarıçapı da 5 verilmiş. Arkadaş en etkili silahımız neydi? Yarıçap. Al sana yarıçap. Al sana yarıçap. E hocam şurası 5 ya. 3 4 5 üçgeninden burası ne oldu? 3 oldu. Na, hocam merkez var kiriş var Çektik olmuş. İki eş parçaya böler o zaman burası 3'tür. E burada da hocam bu da yarıçap çap uzunluğu. En etkili silahımız bak şurada merkez giriş çektik yapmış. Hocam bu da iki eş parçaya bölecek. A 3 5 3 4 5 üçgeninden burası da 4 çıktı. Yani burası da 4 oldu. Bizden AB artı DE isteniyor. AB uzunluğu 6 artı DE uzunluğu 8. Toplamda kaç yapar o zaman? 14 yapar. Evet örnek 10, 14 oldu. Geldik örnek 11'e. Bak bir uzunluk verilmiş ve X isteniliyor bizden. Hmm ne yapacağız? Merkez var, kiriş var. Ya hocam çemberdeki en etkili silahım sağım yarı çapta. Yarı çap çizmeyle yani X'i bulmak istiyoruz biz. E, X'i bulmak için de bakın bütün geometride X'i bulmak istiyorsanız eğer ne yapmanız lazım? İki tane konu var. Ya dik üçgen ya benzerlik. Nerede olursanız olun çemberde de olsanız, katı cisimlerde de olsanız, analitik geometride de olsanız bir uzunluk isteniyorsa dik üçgenden çıkar. Tamam analitik geometri iki nokta arasındaki uzaktan da buluyoruz ama onun da ispatı nereden geliyor? Dik üçgenden geliyor. E o zaman ne yapacağız? Dik üçgene karşılık getireceğiz. Dik üçgene karşılık getirmek için 90 derece lazım. Hocam merkez var. kiriş var. Çek dik diye bağırdık. Bağıra bağıra çözüyoruz. Çektik diki. Hocam kirişi iki parçaya bölecek. 5'e 5 beş, yanlış. En çok yapılan yanlış. Ya sakın bu hatayı yapma. Kiriş bak tamamı. Senin kirişin uzunluğu kaç? 12. Merkez kiriş çektik. Yani 12 kirişini eş parçaya bölecek? Hocam 6 ya. 6 olacak burası. Buraya ne kaldı o zaman? 4 kaldı. E sonra onu kullanalım. Yarışa uzunluğu 10. Hocam 10 şu büyük üçgende şöyle göstereyim istersen. Şuradaki büyük üçgende ne var burada? Şurası 6 mı oldu? Evet. 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden burası 8 çıktı. E hocam burada da bir Pisagor bağıntısı var. Dik kenarlar 4 ve 8. Arkadaşlar x kare eşittir 4'ün karesi artı 8'in karesinden de yapabilirsiniz ama işlem 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 dik kenarlarda 1'e 2 oran varsa bu özelliği de bilin. Küçük olanın kök 5 katıdır. 1 2 kök 5 üçgeninden özel üçgenlerden biridir bu. 4 8 4 kök 5 diye şuradaki x uzunluğunu bulabiliriz. Cevap 4 kök 5 çıktı. Dik üçgeni çok kullanacağız. Evet geldik örnek 12'ye. Bu sefer bir yorum sorusu. OE, OF'den daha büyük. Bak, burası O F'den daha büyük. Şu daha uzunsa, o zaman buradaki mantık nedir? Hocam, AB kirişi, CD kirişinden daha küçüktür. AB, CD'den daha küçüktür. Çünkü bu kiriş, AB kirişi merkeze daha doğrusu çapa daha uzak olduğu için uzaklaştıkça ne oluyordu? Küçülüyordu. Yorumdu, değil mi arkadaşlar? E o zaman burada AB kirişini ne vermiş? 5x artı 6 vermiş. 5x artı 6 küçüktür. CD kirişinden yani 4x artı 10'dan küçük olacaktır. Attım bunu buraya. Hocam 5 xten x çıkınca 4x çıkınca x kaldı küçüktür. 10'dan 6 çıkınca da ne kaldı? 4 kaldı. x küçüktür 4 olacaktır. X'in alacağı kaç tam sayı değer vardır? Hocam burası kaç bu arada? Burası da 4x artı 10. Şimdi ne olacak? Bu alt sınırı bulmadık galiba değil mi? Hocam burada direkt şey yazabiliriz. 3 alır, 2 alır, 1 alır deyip belki bırakmış olabilirsiniz. Ama x eleman tam sayı, pozitif tam sayı diyor mu? Demiyor. 0 değerini alır mı? Alır. Şu daha küçük ya. Burada x yerine 0 yazsak bu uzunluk 6 yapıyor. Bak burada da sıkıntı yok. Hocam burası eksi 1 değerini alır mı? Eksi 1 yazsan evet alıyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Eksi 2 değerini alsa olur mu? Burası negatif çıkıyor. Hocam olmaz. Ya da şöyle diyebilirdiniz. 5x, 5x artı 6 da büyük 0 deyip o şekilde de yapabilirdiniz arkadaşlar. Ama biz burada üst sınırı bulduk ya. 3, 2, 1, 0. E, eksi 1'i koyduk sağladı. Eksi 2'yi koyduk sağladı mı? Sağlamadı. Dolayısıyla x'in alacağı kaç tane tam sayı var değer varmış? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tam sayı değer varmış arkadaşlar. Evet örnek 12'yi bu şekilde bulduk. Bunlar yorum sorusuydu. Geldik örnek 13'e. OB ile BC'yi birbirine eşit vermiş. Bakalım. OB ile BC birbirine eşit verilmiş. Tamam. OD uzunluğunda iki kök 3 olarak vermiş. Sonra CD ile BD de birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar merkezden kirişe iki eşit parça bölmüş. Merkez kiriş eklikten. burası nedir? 90 derecedir. E hocam şunu da şunu eşit vermiş. Hadi eşitleyelim. Buraya AA dersem Burası 2A burası da 2A. Hocam şurada bir dik üçgen çıktı karşıma. Buradaki dik üçgene bakıyorum şimdi. Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırım. Ama dikkat et. 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? 30'un hocam. E o zaman burası da 60 oldu. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat ya. 60'dan 30'a geçişte kökçe bölünmüş halidir. A'yı ne buluruz o zaman? 2. O zaman 2A dediğimiz kaç olur? 4 olur. Çemberin çapı isteniyor ama bizden. Şimdi yarıçap 4 ise burası da 4. Çap uzunluğu da kaç olacaktır? 4 artı 4'ten 8 olacaktır. Evet cevabı böylelikle 8 bulduk. Örnek 14. Bakalım ne diyor? Şekilde O merkezli çember veriliyor. AC uzunluğunu 30 vermiş. Şurayı bir 30'u kullanalım bakalım yazalım. Şurası 30. Sonra OE uzunluğunu 8 vermiş. Eyvallah. Şimdi bu açıları da eşit vermiş. Versin. Önemli değil. Bak burada bir merkez var mı? Var. Merkez varsa, kiriş varsa ne yapacağız kardeşim? Evet bağır, bağır. Çek dik hocam. Hadi bakalım çek dik. Hocam iki eş parçaya böldü. 15, 15. Kiriş iki eş parçaya böler. E sonra ne yapacağım? Şu açıların eşitliğini kullanacağım. Aa dikkat. Ne var burada? Açı ortay. Kola dik çizilmiş. E burası da 90 ya. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler nedir? Birbirine eşittir. E kolları silendikler eşit olduğundan burası 8'dir. Hatta ayırdıkları yerlerde eşittir. Burası da 15 oldu. E 8-15 ne üçgeni 17. Bak yarı çap uzunluğu 17 yaptı. Bizden ne istenildi? E de, X. E, bu da yarı çap değil mi kardeşim? Yarı çap uzunluğunda da, sorularda da dikkat edin demedik mi? Evet. Yarı çap uzunluğu 17. E o zaman burası da 17 olacak. 8 artı x eşittir 17 ise x de böylelikle 9 olarak bu oluruz. Güzel bir soru. Bak ne çıktı karşımıza? Eski konu açı ortay. Yani sen burada çemberde bakın eski konular çıksa bile anımsarsınız eskinin böyle basit şeyler çıkıyor. Açı ortay deyince kollar açılan dikmeleri çoğunluğumuz biliyor ya da kollar oranı tabanlar oran olduğunu çoğumuz biliyor. Ama yine de üçgeni böyle bir tekrar etseydin daha sağlıklı bir şekilde burayı net bir şekilde anlayabilirdin. Ama burada da yine bir sıkıntı yok. Ama ilk önce ne yapıyoruz? Çembersel özellikleri kullanıyoruz. Varsa anahtar kelime kullan. Varsa yarı çap çizmek olayı mutlaka mutlaka onu kullan. En etkili silahın yarı çap çizmek. Aa, bir de anahtar kelime. Merkez varsa kiriş varsa çek dik. 15-15. E sonra verilen bilgiyi kullandım. Açı ortay var. Aa, kollar açısından dikmeler eşit hocam. 8-8-15-15 oldu. 8-15-17'den 17, 17 ve x de bulduk. Yarı çapalı dikkat ederek yine. Evet örnek 14 9 oldu. Geldik örnek 15'e. Şekilde O merkez, çember ve AB kirişi verilmiştir. 2 ver, 2 var, 8 var ve C noktasından geçen en uzun kirişin uzunluğu 16. Arkadaşlar C noktasından pardon, C noktasından geçen en uzun kiriş, en uzun kiriş neydi arkadaşlar? Çaptı. O zaman çapımız kaçmış bizim? 16'ymış. O zaman yarı çapımız kaç olacak? 8. Bu bilgiye de sahibiz. Peki şimdi ne yapacağız? Hocam merkez var. Kiriş var. Ne yapıyoruz? Çek dik. Hemen. Çektin diki. Hocam 8'i keş parçaya bölecek. 4'e 4. Değil. Tamamına bak. Tamamı kaç bunun? 10. 10'u eş parçaya böleceksin. 5'e 5. Buraya ne kaldı? 3 kaldı. Peki. Hala x'i bulamıyorum. E, yarı çap uzunluğu da verilmiş ya. Yarı çap bilgisini de kullanalım. Çemberdeki en etkili silahımız neydi? Evet. Yarı çap. Al sana yarı çap. Çizdiğin yarı çapı. Yarı çap uzunluğu kaçmış? 8. Aa hocam şu Pisagor'dan ben A'yı bulurum. Hocam A kare eşittir. 8'in karesi eksi 5'in karesi. Değil mi? Yani buradan ne geldi? 64 eksi 25'ten A kare. A'yı buradan ne buluruz? 49 değil 39 mu geliyor? Evet A kare 39 geldi arkadaşlar. Değil mi? Aynen öyle. A kareyi 39 bulduk. A da buradan kök 39. Neyse. Ama bizden şu isteniyor. X. X'e ait de burada Pisagor x'in karesi de neye eşittir kardeşim? a kare artı 3'ün karesine eşittir. a kare dediğimiz zaten 39 artı bir de burada 3'ün karesinden 9 geldi. 48 mi geldi burada? Evet x kare 48 ise x de buradan kök 48 gelir. Bu 16 çarpı 3 olduğundan 16 da dışarıya 4 diye çıkacağından cevabımız 4 kök 3 olur arkadaşlar. Evet anahtar kelimeyi kullan çözüme rahat bir şekilde ulaş. Geldik örnek 16'ya. Şekilde o merkezi çember verilmiştir. 2 var, 6 var, 60 derece var. Bir kere 60 dereceyi gören 30, 60, 90 oluşturmak ister. Ama biz zaten kiriş gördüğümüz zaman hele hele kiriş uzunluğu varsa ne yapıyoruz? Bağıra bağıra çözüyoruz. Merkez varsa, kiriş varsa çektik. Ne yapıyor? Kirişi iki parçaya bölüyor. Kiriş 8 birim uzunluğunda. 4'e 4 bölecek. Yani buraya 2 kaldı. Aa, burada bir 30, 60, 90 çıktı. 30'un karşısı 2 iken 90'ın karşısı 4'tür. Ve burası nedir? 2 3'tür. Ne isteniliyor bizden? Çemberin yarı çapı. Hadi çemberin yarıçapını bulalım. Yarıçap uzunluğu yok. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarı çap. Çizdiğin yarı çapı. Artık burada bir Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırız. E hadi bakalım. R kare buradan neye eşit? Hocam 2 kök 3 ve 4'ün karesi. 2 kök köküçün karesi artı 4'ün karesi diyeceğiz. R kare buradan 12 artı 16 eşit oldu. Yani 28'e eşit oldu. R de buradan kök 28'e eşit olacaktır. Bu 4 çarpı 7 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkacağından cevabı böylelikle 2 kök 7 olarak buluruz. Örnek 16'da. Geldik örnek 17'ye. Evet neler verilmiş bakıyoruz hemen. Şekilde verilen o merkezi çemberde açılar eşit verilmiş eyvallah. Ali Bey uzunluğunu 2x artı 1 demiş. Şunun tamamı 2x artı 1 verilmiş. AD uzunluğu da ne verilmiş? 4x eksi 5 verilmiş. Hmm, açı ortaylığı kullanacağım. 4x eksi 5'miş burası da. Hemen ne yapmalıyız? Hocam öncelikle kirişler verilmiş. Açı ortayla ilgili şu an bir şey yapamıyorum mesela. O zaman şu kirişleri düşünelim. Merkez var kiriş var. Çek dik. İki eş parçaya böldü mü? Böldü. Hocam burada da merkez var kiriş var. Çek dik. Burada da iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Ha, açı ortay bak şimdi kullanabiliriz Açı ortayda kollara çizilen Dikmeler eşittir Ve ayırdıkları yerler de eşittir Yani ben bunlara çift çizgiye çift çizgi Bunlara da ss dedim ama Bunlar ne olmak zorunda Şununla da şu eşit olacağından burası da çift çizgi olur Dolayısıyla burası da çift çizgi olur Şu uzunluk iki tane çift çizgi Bu uzunlukta iki tane çift çizgi Dolayısıyla bu kirişler ne olmak zorunda Eşit olmak zorunda Yani 2x artı 1 eşittir 4x 5 oldu 2x attık öbür tarafa. 4 xten 2x çıkınca 2x kaldı. Eksi 5'te 6 artı 5 diye geçti. 1 artı 5'ten 6 yaptı. Ve böylelikle x'i 3 olarak buluruz. Bizden de x isteniyor. Cevap böylelikle 3 oldu. Evet geldik örnek 18'e. Yine açı ortayla ilgili bir soru ama bakalım ne diyor soru. Açı ortayı sonra düşüneceğiz. Çemberin elemanlarını ilk etapta düşüneceğiz. Şekilde o merkezli çember ile abc üçgeni verilmiştir. Evet açılar işte verilmiş. Hmm. AB ile de AC'ye eşit vermiş. Tamam. Önce çemberi değil. Bak ne? Hocam x kenarlık var. E x kenarda çizilen açı ortay aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda kenar ortaydır. E kenar ortaylı şöyle de yakalay yakalayabilirdik. Merkezden kirişe dik çizilmiş. O zaman bu da eşittir diyebilirdik. Neyse BC'ye 8 vermiş. O zaman bunlar ne oldu? 4'e 4 oldu. Evet çemberin yarıçapında kaç vermiş? 5 vermiş. Çemberin yarıçap bak burada var. Yarıçap uzunluğu 5. E hocam en etkili silahımız yarı çap çizmek. Takıldık kaldık. AB uzunluğu isteniyor bizden. Hadi bakalım yarı çap çizelim. Hop en etkili silahımız yarı çap. Çizdik burada yarı çapı da. Bakın bir önceki videoda da bunu çok vurgulamıştık. Sıkıştığımız zaman en etkili silahımız yarı çap. E 4 5 ne üçgen 3 4 5 üçgenden 3 çıktı burası. Dikkat dikkat. Burası kaç oldu toplamda? 8. Şurada bir dik üçgen var. Neredeki dik üçgen? Şuradaki dik üçgen. Ve bizden AB uzunluğu isteniliyor zaten. O dik üçgene bakacak olursam bir kenar 4 diğer kenar 8. Normalde x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 8'in karesinden yapmalısın ama 4 ve 8 varsa özel üçgende 1 2 kök 5 üçgenden X'i de böylelikle 4 kök 5 olarak buluruz. Örnek 18 4 kök 5 çıktı geldik örnek 19'a. Şekilde AB çaplı yarım çember ve içindeki KLMN karesi verilmiştir. Çemberin yarı çapı 5 santimetre olduğuna göre. Evet bu bir kare verilmiş. Kare olmasını kullanacağım. Ve çemberin yarı çapını da 5 santimetre olarak vermiş. Onu da kullanacağım. Arkadaş şöyle bakınca bu bir kare ama aslında bu karenin bu köşesi burada bir kiriş oluşturmamış mı? Oluşturmuş. O zaman en etkili silahımız. Merkez buradaysa eğer. Merkez varsa kiriş varsa çek dik. Ne yapacak? İki eş parçaya bölecek. Şunları iki eş parçaya böldü. Hocam burası AA. Ama bu bir kareydi. Unutma. Karenin bir kenarı ne oldu o zaman? 2A oldu. O zaman burası da 2A. E hocam hatta 90, 90, 90 sa burada bir dikdörtgen çıktı. Burası da 90 olur. Burası da A oldu. Burası da A oldu mu? Oldu. Çemberin yarı çapını vermiş. En etkili silahımız. Bak anahtar kelimeleri kullandıktan sonra daha soru çıkmıyorsa hani dik üçgen falan oluşmamışsa en etkili silahını kullan. Neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. İster buraya çiz ister buraya çiz. Fark etmez. Hocam yarı çap uzunluğu 5'miş. E zaten şurada da bir dikdörtgen vardı. 2 A ise burası da 2 A değil mi? Şurada bir Pisagor. 5'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 2 A'nın karesinden dolayı 4 A kare 5 A kare. 25 eşittir 5 A kareden A kare eşittir 5 geldi. Ve A'yı da böylelikle kök 5 bulduk. Karenin alanı isteniyor. Arkadaş A kök 5 ise burası karenin bir kenarı 2 kök 5 mi geldi? Evet. Bizden alan isteniyor. Alan dediğimiz de nedir? 2 kök 5'in karenin bir kenarı 2 kök 5 ya. Karesidir. Bu da kaç yapar? 20 yapar. Evet örnek 19'u 20 bulduk. Geldik örnek 20'ye. Bu arada sorular nasıl gidiyor? Yani zor mu? Kolay mı? Aslında çözümleri çok kolay değil mi? Hele hele bir eliniz alıştıktan sonra var ya. Mer ya şu cümlelerle. En etkili silahımız yarı çap çizmek. Merkez varsa kiriş varsa çek dik yapmak. Daha anahtar kelimelerimiz gelecek. Sonraki videolarda da gelecek. Bunları kullanarak gerçekten çok zevkli bir hale getireceksiniz olayı. Şekilde AB ve CD kirişleri E noktasında birbirine dik olarak verilmiş. CE 2 verilmiş. ED 20 verilmiş. AE 4 verilmiş. Arkadaşım burada bir kiriş uzunluğu var. Merkez varsa kiriş varsa çek dik. Ne yapıyor? 2 eşit parçaya bölüyor. Hadi bölsün bakalım. 20 değil 22 iki eşit parçaya bölüyor. Yani burası 11 burası da 11 olacak. Buraya ne kaldı o zaman? 9 kaldı. E sonra ne yapacağız? E hocam burada da bir kiriş var. Ebenin uzunluğu isteniyor. E burada da o zaman bir merkez varsa kiriş varsa şöyle bir çeyrek dik yapsak. ikiş parçaya bölecek hocam burası da. Şuraya bir A dersek burası da A oldu. Bu arada kiriş A artı 4 A artı 4 diye iki eş parçaya bölmek zorunda. E A var 9 var 4 var A var A artı 4 var bir şey yapamıyorum. Şurada da e, 11 var bir şey yapamıyorum. Valla takıldık kaldık. Takıldığın zaman ne yapıyorsun? Evet. Evet. Bazılarınızdan o cümleler çıkıyor ama bazılarınızdan hala çıkmıyor. Çemberde arkadaşlar en etkili silahım. Nedir? Yarı çap. Takıldığın zaman yarı çapı düşün kardeşim. Evet yarı çapı düşünelim o zaman. En etkili silahımız yarı çap hocam. Al sana yarı çap. Ama yok ki. Burada da al sana yarı çap yapsak. Aa, bu da R bu da R. Ve şurada bir Pisagor. Şurada da bir Pisagor düşünebilir miyiz? Evet. Hocam şu kenar yok. Var. Baksana. Burası da 9. E burada R kare neye eşittir? A kare artı 11'in karesine eşittir. A kare artı 11'in karesine eşittir. Burada R kare neye eşittir? Burada da 9'un A artı 4'ün karesi A artı 9'un karesine eşit değil midir? Her ikisi de R kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. Devam. A kare artı 121 eşittir. A kare artı 8A artı A artı 4'ün parantez karesi 16 artı 81 yaptı. A kareler nanay oldu. Ee, burası 81. 121'den 81 çıkarsa kaç kalıyor? 40. 40'tan da 16 çıkınca 24 kaldı. 24 eşittir. 8A yaptığından A'yı da kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Evet gençler. A 3 oldu. Yani cevap 3 değil. Dikkat! Ebenin uzunluğu isteniliyor bizden. Ebe'nin uzunluğu ne? Hocam A ve A artı 4. 2A artı 4 değil mi? A yerine 3 yazarsan 2 kere 3 6. 6 artı 4'ten de burası kaç çıktı? 10 çıktı. Evet. A yerine 3 yazınca 7 artı 3'ten öyle de hesaplayabilirdik ya da 2 A artı 4'ten cevabı böylelikle 10 olarak bulduk gençler. Evet. Zormuş gibi gözüküyor ama bilmediğiniz bir şey gerçekten yok. En etkili silahınız yarı çap çizmek. Merkez varsa kiriş varsa çek dik yapmak. Bir de eski konuları kullanabilmek. Yani dik üçgen. İşte o yüzden size ilk videomda şöyle bir üçgenlere bakın. Özellikle dik üçgene bakın diye tavsiyede bulunmuştum arkadaşlar. Bu dediğimi de unutmayın. Bak sıkıntı yaşıyorsan eğer burada konu anlatımında öncelikli olarak ilk olarak bakman gereken konu dik üçgen konusu. Kesinlikle ama kesinlikle. Bunu ihmal etme. Bu dediğimi imal etme. Hadi bakalım geldik bir sonraki soruya. Değil özellikmiş. Bir çemberin içindeki bir noktadan geçen en kısa kiriş. Daha öncesinde bahsetmiştik. O noktayı orta nokta yapan kiriş diye söylemiştik. Hatta farklı bir cümleyle söylemiştim ama. Bunun sebebini söyleyeyim size arkadaşlar. Buradan geçen en kısa kiriş. Bu orta nokta olan kiriştir. Ya bu bir tane şey var. Kuvvet denilen bir şey var. Kuvveti vermeden ispatı veremiyorum aslında. Şu eşit olacak. E, bunun ispatını daha sonra ben size söyleyeceğim. Kuvvet müfredatta yok ama böyle bir şey var. Çemberde uzunlukta da bahsedeceğim. İşte böyle bir şey varken de bunun ispatı da böyle oluyor diyeceğim. Bunu biraz hissederek de yapabiliriz. En kısa kiriş bu. Niye? Bak şöyle yapınca kiriş daha da uzamıyor mu arkadaşlar şöyle? Bakın. Hatta şöyle tam şu haliyle çap oluyor en büyük kiriş. Bak ne oluyor daha da çaptan sonra da daha da küçülmeye başlıyor. Ve böyle tam böyle ortaladığı zaman en küçük kiriş olmuş oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tam orta nokta olunca o noktadan geçen en kısa kiriş oluyor. Hatta burada merkezde belliyse şunu birleştirince burası da dik oluyor arkadaşım. Oradan da sonuca ulaşabiliriz. Belki şöyle de bir ispat çıkabilir mi? Bu orta nokta olduğunda orta nokta olmasaydı yorumla çıkacak mı diye merak ettim açıkçası. Merkez varsa, kiriş varsa çektik yapalım. Şu da yarıçap Yok, ispatı hiç zorlamayalım arkadaşlar. Kuvvet, kuvvet, kuvvet. Kuvvetle yaparız. Şimdi burada sıkıntı yaşayacağımı anladım, bıraktım. Kuvveti ispatlarken ben size o kuvvetle ispatlayacağım ileride. Çemberde uzunlukta bahsedeceğim, tamam mı? Ama şimdilik bunu da bilelim. Kirişte kullanıyoruz arkadaşlar. Bir noktadan geçen en kısa kiriş o noktayı orta nokta yapan kiriştir. Evet, şekilde verilen o merkezi çemberde yarıçap uzunluğu 13 ve 5 santimetre verilmiş. Buna göre P noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu. Hocam P noktasından geçen en kısa kiriş neydi? Şu P'yi tam orta nokta yapan kiriş değil miydi arkadaşlar? Evet şu kirişti. E hocam merkezden kirişe buraya tam orta nokta gelince dik olacaktır. E, en etkili silahımız yarıçap çizmek. Al sana yarıçap. Yarıçapı çizince 5, 13. Yani 5, 12, 13 üçgeninden burası 12 oldu. E hocam burası 12 ise burası da 12 oldu. Kiriş uzunluğu aslında burasıydı. Cevap ne oldu o zaman? P noktasından geçen en kısa kiriş cevap 12 değil. Dikkat tamamı soruluyor bize. Yani 24 soruluyor kirişin uzunluğu. Cevap böylelikle 24 çıkar. Geldik örnek 22'ye. Şekilde verilen o merkez çemberde P noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu. Hocam en kısa kiriş neydi? Hop şöyle eşit olan kirişti. Bu kirişin şöyle eşit P orta nokta olunca oluyordu. P noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu 8. Bunun tamamı 8 ise bunlar kaç yaptı? 4 4. Hocam en kısa kiriş Oldu ya. E burası da merkezden kirişi keş parçaya böldüğüne göre 90 derece olacak. O P'yi de 3 vermiş. Çemberin yarıçapı soruluyor. En etkili silahın yarı çap. Al sana yarıçap. 3, 4, 5. Bizden de yarıçap uzunluğu isteniliyor zaten. Cevap böylelikle 5 çıktı. Geldik örnek 23'e. Çember içinde alınan bir P noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu. Evet. Çemberi çiziyorum. Bir P noktası var elimde. Hop. P noktası var. Buradan geçen en kısa kirişin uzunluğu en kısa kiriş ne oluyordu? P orta nokta olacak. Uzunluğu 16 ise o zaman bunlar 8-8 yaptı. Çemberin yarı çapının alabileceği en küçük tab sayı değer nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E o zaman merkez buradaysa. Hmm. Merkez varsa kiriş varsa çek dik yapsak. Hocam ne oluyor? O zaman burada yarı çap soruluyor bize. Hocam bu yarı çapı da çizersek böyle. Aa dik üçgen çıktı burada. Bak bu üçgen eşitliği sorusu. Şurada karşımıza dik üçgen çıktı. Evet en etkili silahımızı kullanarak. E dik üçgende dik üçgen çıktığına göre e burada ne oldu arkadaşlar? R büyüktür 8 olmak zorunda değil mi? Dik üçgende e, hipotenüs diğer kenarlardan dik kenarlardan daha büyük olmak zorunda. E R büyük 8 ise o zaman yarı alabileceği en küçük değer nedir diyebiliriz? 9 diyebiliriz. Değil mi? Evet. Ama ince bir nokta var. 9 değil arkadaşlar. 9 değil. Belki o P noktası arkadaşlar ya merkezde olsaydı. Değil mi? Soru kökünde şöyle demiş olsaydı soru kökünde. Çemberin merkezi dışındaki bir P noktasından geçen diye söylemiş olsaydı cevap 9 olacaktı. Ama arkadaşım ya çemberimiz şu şekilde. Oradaki bizim P noktası çemberin merkezi olursa ne olacak? Buradan geçen en kısa kiriş zaten mecburen en uzun kiriş de olmak zorunda. E çünkü çemberin merkezinde olduğu zaman ne oluyor? E 16 santimetre ise o zamanlar 8-8 olacak. O zaman ne isteniyor bizden? Yarıçapını alabileceği en küçük değer. Tam merkezden geçince yarıçap kaç alıyor arkadaşlar? 8 alıyor. Evet. Soru kökü. Tekrar söylüyorum. Bakın. Soru kökünde bazen böyle çemberin merkezinden geçebe durumlarında düşünün. Böyle Özel ee, özellikle en küçük tam sayı değerlerinde sorulduğunda üçgen eşitliği falan sorulduğunda çemberin merkezinden geçmesi de özel bir durumdur bunu da düşünün. Eğer sorumuz şöyle olmuş olsaydı, çemberin merkezi dışındaki bir P noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğunu sormuş olsaydı işte e, kiriş uzunluğu 16 demiş olsaydı merkez kiriş çektik 8 8 olacaktı. 8'den büyük olacaktı burası. Ama burada soru kökünde çemberin merkezi demediğine göre oradan geçen merkezi P alabiliriz. P'den geçen en kısa kiriş 16 ise, e bunlar 8-8 diye böldü. Aynı zamanda en uzun kiriş de budur. Oradan geçen tek bir kiriş vardır. Sonsuz tara kiriş vardır da, hepsinin kirişin uzunluğu zaten P noktasından geçen P merkezi, e, bütün kirişlerin uzunluğu zaten 16 yapıyor. En küçüğü de 16 yapıyor. Dolayısıyla ince bir nokta var burada. O ince noktadan dolayı, çemberin merkezi dışındaki bir P noktası demediği için bunun cevabı ne oldu arkadaşlar? 8 yaptı. Dikkat edin. Soru kökü de bu anlamda önemli. Evet geldik kesene. Merkçeyi bitirdik. Kirişi bitirdik. Yani en belalı yeri bitirdik. Kesen dediğimizde nedir arkadaşlar? Çemberi kesip geçen doğruya biz kesen diyoruz. Kiriş dediğimiz çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğruydu. Doğru parçasıydı. kesen de bu iki noktadan geçen doğru anlamında arkadaşlar. Şu şekilde. Tamam Hadi bakalım keserle ilgili nasıl sorular gelecek. Eski anahtar kelimelerimizi yine kullanacağız. Şöyle kesip geçen doğru keserli bir soru. Şekilde O merkezi çembere P noktasında açılan kesen çemberi C ve D noktasında kesmiştir. Evet. Şimdi 30 derece verilmiş. CD uzunluğunu 8 vermişler. Arkadaş burası 8 verilmiş. AB AB 10 tane AP eşitmiş. Hmm. Şurası A iken burası 10 A'ymış arkadaşlar. Evet AP uzunluğu A iken AB uzunluğu 10 A. AB uzunluğu 10A iken bunlar 5A'ya 5A mı oldu? Evet. E ne yapacağız hocam? Kiriş uzunluğu var aslında. Tamam kesen olarak verilmiş ama merkez var kiriş var. Ne yaparsın burada? Çek dik yaparsın. Çek dik yaptık. Hocam 4, 4 diye iki parçaya böldü mü böldü. E sonra ne yapacağız? Bak 30, 60, 90 üçgen çıktı burada. Şuraya bakacak olursan 30, 60, 90 üçgeninde şuradaki üçgende 90'ın karşısına bak. 6A e hocam burası 6a ise 30'un karşısı ne olacaktır? 3a olacaktır. Çemberin yarıçapı isteniyor Yarıçap 5a, a'yı bulursak olay bitti. E, takıldık, kaldık. Takıldığımız zaman ne yapıyoruz? En etkili silahımız. Yarıçap. E kardeşim al sana yarıçap. Çizdik yarıçapı. Yarıçap uzunluğu kaçtı? 5a'ydı hocam. 5a. Yarıçap çizdikten sonra yarıçap çizmeyi de, yarıçap uzunluğunu göstermeyi de unutma. Hocam burası 5a. a 3a 5a Pisagor bağıntısından Buranın ne olması lazım? 3, 4, 5 üçgeninden 4 A olması lazım. E o zaman 4 A eşittir 4 ise A'yı 1 buluruz. Yarı çap uzunluğu da 5 A değil mi? Evet. Bizden de yarı çap isteniliyor. A yerine 1 yazarsam eğer o zaman 5 A dediğimizde kaç çıkar arkadaşım? 5 çıkar. Gerçekten bu da güzel bir soru. Örnek 24'ü 5 bulduk. Geldik örnek 25'e. A. Doğru analitiğini katmış. Bakalım ne diyor? Çekilde denklemleri y eşittir 2x artı 1 ve x artı 2y artı 3 eşittir 0 olan doğrular c noktasında kesmektedir. Evet bir doğrumuz şu y eşittir 2x artı 1 doğrusu öbür doğrumuz da x artı 2y artı 3 eşittir 0 doğrusu. Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 8. E, merkez kiriş çektikten e, bunlar yok dik çizeceğiz. Ha, bu doğruları boşu boşuna vermemiştir. Bu doğrunun eğimine bak bakayım. Bu doğrunun eğimi hocam. X'in katsayısı 2. Bu doğrunun eğimine, bu doğrunun eğimi de eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı eksi 1 bölü 2. Bak ne çıktı? Eğim 2, eğim eksi 1 bölü 2. Yani m1 çarpı m2 eşittir eksi 1 mi yaptı arkadaşlar? Şu m2 diyecek olursak. Evet. O zaman eğimler çarpma eksi 1 olduğu için iki doğru ne oldu? Dik oldu. Burası 90 derecedir hocam. E Ali Bey 8 vermiş. Merkez kiriş çektik oldu. 2 eş parçaya böldü. Bunlar 4 4 oldu. Çemberin yarıçapı da 5. En etkili silahımız yarıçap çizmek. Al sana yarıçap. E 4 5 ne üçgeni? 3 4 5 üçgenden 3 çıktı. Bizden de ne isteniyor? OC uzunluğu isteniyor. Cevap böylelikle 3 çıktı. Analitiği de burada nasıl katmış? İki doğrunun dik kesmesini görmemiz için katmış kardeşim. Evet, örnek 25'i böylelikle ne bulduk? 3 bulduk. Ve geldik örnek 26'ya. Analitik düzlemde O merkezli bir çember ile bir D doğrusu. Hemen O merkezli bir çemberi çiziyorum kardeşim. Şöyle bir çember çizdim. O merkezli çember ile D doğrusu A ve B noktalarında kesiyor. Hop şöyle. Bir D doğrusu var. Bunlar A ile B'ye de kesiyormuş. Söz abi soru. Çizdik. Çemberin merkezinin D doğrusuna olan uzaklığı buymuş. Merkez kirişçe dik yapacak olursan keş parçaya böler. Bu merkezin doğru yolu uzaklığı değil mi? Evet. Burayı kaç vermiş bize? 8 eksi 2 m vermiş. Yaz. 8 eksi 2 m diye yaz. Santimetre ve çemberin yarıçapı 5 santimetre. En etkili silahımız da yarıçap. Al sana yarıçap. M'nin alabileceği tam sayı değerlerin toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi O merkezli bir çember. Bir D doğrusu ile. iki farklı şekilde kesiyor. Çemberin merkezinin D doğrusunun uzaklığı da bu. Arkadaşlar ne oldu? Burada bir dik üçgen çıktı mı? Çıktı. Yine bir üçgen eşitsizliği var mı? Var. Hocam, burada hipotenüs 5 olduğu için bu dik kenar hipotenüsten daha küçük olmak zorunda. 8 eksi 2m küçüktür 5 olmak zorunda. Dikkat, bu noktanın bu doğru yolumuz atlı. Biraz önce de öyle bir şey demiştik. Ya merkezden geçiyorsa, hocam merkezden geçiyorsa, o zaman bu şey de olabilir. Dikkat edin arkadaşım. Tam 5'ten küçük olmak zorunda diyoruz ama. Ee, şeyden de geçiyorsa merkezden de geçiyorsa sıfıra da eşit olmak zorunda. Hatta sıfırdan büyük olmak zorunda. Hocam buradan değil şuradan alırsak doğruyor. Bak sıfırdan da büyük olacak. O zaman alt sınırda ne oldu? Sıfır oldu. Sıfır değerini de alabilir mi? Alabilir. Merkezden geçtiği zaman bu doğru arkadaşlar. Tamam Yani çemberin D doğrusunun uzaklığı sıfır olabilir. O D doğrusu tam çemberin merkezinden geçebilir. Aralığını bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Hadi bakalım şimdi M'nin alacağı tam sayı değerlerinin hepsini bulmaya çalışalım. <laughs> Hocam buradan 4 8 çıkarsak denklemden 8 küçük eşittir eksi 2 m o da küçük eşittir e, küçüktür pardon. 8 çıkartıyorum eksi 3 yaptı. E, ben burada eksi 2'ye bölsem eksi 2'ye böldüğüm zaman eşitsizlikler yön değişti yer değiştirecek. O zaman burada 4 büyük eşittir m o da büyüktür ne oldu Kaça böldüm? Eksi 2'ye böldüm. 3 bölü 2 yapacaktır. Yani M'in aralığı ne oldu? 3 bölü 2 ile 4 arasında olmuş oldu. Eksi ile çarptığımız için ya da eksiye böldüğüm için eşitlikler yön değiştirdi arkadaşlar. Yani bu bir buçuk. E o zaman bu hangi değerler? alır? 2 alır, 3'ü alır, bir de 4'ü mü alır? Evet. Bu değerlerin toplamı isteniliyor bizden. 2, 3 ve 4. Dört. Bak 4'te de değişiklik var. Bunu unutma. 4 değerini de alır. M yerine 4 yazarsam tam böyle 0 yapıyor uzaklık. Yani D doğrusu merkezden geçmiş oluyor. 2 3 4'ün toplamı da kaç yapıyor? 9 yapıyor. Bu da güzel sorulardan biri. Örnek 26'yı 9 bulduk. Geldik şuraya. Yay. Ne diyor bakalım yay? Yani tanım. Çember üzerinde alınan farklı iki nokta arasında kalan çember parçasına çemberin yayı denir. Evet. Şu iki noktadan geçen, birleştiren doğru parçasına kiriş diyorduk. Buradan geçen doğruya kesen diyorduk. Buradaki çember üzerindeki iki noktayı birleştiren şuradaki parça iki arası iki nokta arasında kalan parçaya da ne diyormuşuz arkadaşlar? Yay adını veriyormuşuz. Hatta buraya A, buraya B diyecek olursam bu yay AB yayı diye gösteriliyor. Üzerinde yay işareti oluyor. Hatta uzunluktan bahsedersek üzerine uzunluk böyle mutlak değerleri koyarız. Ölçüden bahsedersek de başına bir m harfi koyabiliriz arkadaşlar. Ama ben şu an yayı tanımladım size. Gençler, bir yay dediğimiz de bu. Yayla ilgili bakalım soru var mı? Var. Yukarıda şekil 1'de verilen O merkezli çemberde AB ile CD birbirine paralel verilmiş. Tamam. Şunlar birbirine paralel. Ve K noktası CD yayının orta noktası. CD yayının orta noktası. Yani şunlar birbirine eşit verilmiş. Boyalı parça CD boyunca katlanacak K noktası şekil 2'deki gibi O noktası ile çakışmıştır. Ha, bu yay katlandığında böyle. Katlama sorularında zaten ne yapıyorduk arkadaşlar? Eski haline geri getiriyorduk. K noktası burada. Tam burada. E ben bunu katladığımda tam O'ya denk geliyormuş. CD'yi de kök köküç olarak vermiş. Hmm. Bunları da paralel vermiş. Paralelliği de kullanacağız. Arkadaşlar şu katlamada ne diyorduk? Aslında katlama demek hani CD boyunca katlıyoruz ya. CD'ye göre simetriye demek değil midir? Evet. E ben burada bak en etkili silahımız yarıçap çizmek ya. Buradan hocam yarıçap çizsem. Zaten bu K noktası da böyle katlanınca hop buna göre CD'ye göre simetriye olmuş oluyor ya. CD'ye göre simetri olduğu için şunlar birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Katlamada üst üste binen kenarların birbirine eşitliğinden dolayı. Aynı zamanda K noktasının CD'ye göre simetri olduğu için burası da 90 derece olmak zorunda değil mi arkadaşım? Evet. E şimdi yarı çapla alakalı bir şey geldi aslında. Bak bir şeyler geldi. CD uzunluğu da 2 kök 3. Şunu adam boşu boşuna paralel vermedi. Paralel. E o zaman burası da 90 derece mi? 90 derece. Çünkü yöndeşlikten dolayı paralel olduğundan. E hocam burada merkez var, kiriş var, çektik olayı oldu. Hocam iki eş parçaya böler. E CD uzunluğunu iki eş parçaya böldü. Tamam. Çünkü merkez kiriş çektikten dolayı. Hatta bunun tamamı iki köküç olduğundan bunlar köküç köküç oldu. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman ne yapıyorduk? En etkili silahımız neydi? Yarı çap. E al sana yarı çap. Bak burada çizgiyi çizgiyi de kullanalım. Hocam burası A ise burası da A. Yarı çap uzunluğu da bizim için çok önemli. A 2A. Hocam burası da 2A o zaman. Bak Pisagor bağıntısı çıktı. 2A'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı köküçün karesinden dolayı işlem işlem işlemle A'yı bulabiliriz. Ya da hocam 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? Artık bunu alış. 30'un. Burası da 60 çıkar. E 30'un karşısı a'yı ise 60'ın karşısı köküç katıdır. Ya da 30'dan 60'a geçiş köküç kat. 60'dan 30'a geçişte de köküçe bölünmüş haldir. Yani A'yı 1 buluruz. A buradaki Pisagor'dan da 1 çıkar. Zaten e bizden ne isteniyor? Bizden yarı çap uzunluğu isteniyor. E yarı çap uzunluğu da kardeşim 2 a eşit değil mi? Yani böylelikle A yerine 1 yazarsak cevabı da ne buluruz? 2 buluruz arkadaşlar. Evet böylelikle bitirdik mi? Bitirdik. Çemberin elemanlarını 2 videoda hallettik arkadaşlar. Evet çok açıklayıcı bütün tarz soruları yazdık. Ve sıralama da burada çok önemli arkadaşlar. Öyle konu anlatım falan yapmak gerçekten çok zor. Açıklayıcı bir şekilde kolaydan zora ya da aynı konuyla nereleri bağlantılı. Valla çok orijinal bir şekilde bu konu anlatımını hazırladık. Ee, gerçekten akıcı bir şekilde de gidiyor. Çok güzel bir şekilde de gidiyor. Şu an çemberde büyük bir temel attık. Ama iki video boyunca normalde ne yaptık? Bir, en etkili silahımız yarı çap çizmek. 2 anahtar kelimelerden birinden bahsettik. Merkez varsa kiriş varsa çek dik. İki eş parçaya bölüyor. Hele hele bir uzunluk soruluyorsa böyle 90 dereceyi elde etmemiz lazım. Dik üçgenden genelde sorular çıkıyor arkadaşlar çemberde bir uzunluk sorulduğunda. E dik üçgen oluşturmak için de anahtar kelimelerden biri kiriş de varsa eğer merkez kiriş çek dik. Gençler böylelikle bu kısmı bitirmiş olduk. Sadece iki tane anahtar kelimeyle kaç tane soru yaptık burada en etkili silah ve merkez giriş çektikle 27 tane soru yaptık dile kolay. Ve böylelikle bu çemberin yard çemberde yardımcı elemanları halletmiş olduk. Bir sonraki videoda herhalde çemberde açıya geçeceğiz. Bir sonraki videoda çemberde açı konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.